Herkese merhaba. Adım Kerem Kökel. Phoenix Kontak'ta Endüstriyel Elektronik Ürün Grubu'ndan sorumluyum. Öncelikle webinarımıza hoş geldiniz. Bugünkü webinarımızın konusu Kontaktron olacak. Kontaktron isminden de biraz tüyo verdiği gibi kontaktöre benziyor. Trifaze motorları sürmekte kullandığımız bir ürün. Bugün bunun bu ürün ve bu ürün ailesinin tanıtımını sizlere gerçekleştireceğim. Öncelikle boyutlarından başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi bir avuca sığan, oldukça az yer kaplayan bir ürün. Kontaktron. Size yer avantajı sağlıyor. Birazdan uygulamalarıyla da birlikte de göstermiş olacağım. Şimdi kontaktron ne yapıyor? Bir trifaze, bir motoru sağa döndürebiliyor, sola döndürebiliyor. Termik koruması üzerinde, bu üzerinde görmüş olduğunuz bir kırmızı bir pot var. O pot vasıtasıyla termik ayarını yapabiliyorsunuz. Motoru aşırı yüke karşı korunmuş oluyor. Bu fonksiyon kendi içerisine entegre bir vaziyette. Aynı zamanda dördüncü fonksiyon olarak da emniyet fonksiyonu var. Yani sisteminizde sağ sol kontaktörlerin dışında bir de emniyet kontaktörü kullanıyorsanız ona da gerek yok. Kontaktron o işi de kendi üzerinde yapıyor. Bu nedenle dördü bir arada diyoruz. Bu dört fonksiyonu kendi üzerinde taşıyor. Peki ne kadar, kaç kilowattlık motorları sürebiliyor? Şimdi 3 tane modelimiz var. Bir tanesi 0.6 amper, diğeri 2.4 amper, üçüncü modelde 9 amper. 9 amper yaklaşık 4 kilowata tekabül ediyor. 4 kilowata kadar olan motorlarınızı da kullanabilirsiniz. Kontaktron elektronik anahtarlama yapıyor. Ancak motoru direkt yol veriyor. Yani bir soft starter gibi bir yumuşak yol vermesi söz konusu değil. Düz bir kontaktörün yaptığı işi yapıyor. Yani kendisi doğrudan motoru çalıştırıyor. Herhangi bir frekansıyla da oynamıyor. Doğrudan motoru çalıştırıyor. Bu bildiğimiz 380 volt 50 Hz'lik motorlar için konuşuyorum. Bu motorlarda kullanılabiliyor. Kontrol voltajı 24 volt DC veya 230 volt AC olabiliyor. Farklı modelleri var. İsterseniz 24 voltluk olanı da alabilirsiniz. 230 voltluk olanı da alabilirsiniz. Bu kumanda tarafı için geçerli tabii bu. Yoksa çıkış tarafı yine 380 volt trifaze motorlar. Şimdi kontaktörle karşılaştırıyoruz tabii bu çözümü. Sonuçta yaptığı iş aslında düz bir kontaktörün yaptığı iş. Şimdi daha da artıları var. Ama öncelikle bir karşılaştıralım ne kadar yer kaplıyor, ne kadar bir avantaj sağlıyor diye. Şimdi normalde sağ sol yön kontaktörleri artı bir termik koruma artı acil duruş kontaktörünü kullandığınız zaman bu yaklaşık işte 135 mm ile 180 mm aralığında bir yer kaplıyor. Sol tarafta kontaktörünü gördüğünüz gibi bir parmak genişliğinde, yani 2,5 santim bile değil, 22,5 mm genişliğinde bir ürün. Ve size çok büyük yer avantajı sağlıyor. Burada yine bir karşılaştırmayı görüyorsunuz. Sol tarafta geleneksel bir bağlantı var. Standart kontaktörlerle ve termikle yapılmış bir bağlantı. Yani ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Sağ tarafta da bizim kontaktronla ürünümüzle yapılmış çözümü görüyorsunuz. Tabii buradaki konu sadece daha az yer kaplaması değil. Aynı zamanda sol tarafta gördüğünüz kontaktörler arası bazı interloklar vesaire, kabloların çekimi söz konusu. 70 tane bağlantı noktası var sol tarafta. Kontaktörde ise 23 bağlantıyla bu işi çözebiliyorsunuz. Hem kablodan tasarruf ediyorsunuz, hem işçilikten tasarruf ediyorsunuz. Tabii şöyle düşünün, şu kabloların her birinin kesilmesi, soyulması, yükseklenmesi, etiketlenmesi var. Bütün bu işçiliğiniz komple azalmış oluyor. Evet.
Şimdi acil duruş kontaktörü içerisinde dedik. Aynı zamanda Kontaktro'nun SIL 3 sertifikası var. Eğer uygulamanızda SIL 3 standartını destekleyen bir kontaktör de kullanıyorsanız onun yerine de geçmiş oluyor. Burada görmüş olduğunuz örnekte bir acil duruş butonu var. Bu acil duruş butonu emniyet rölesine bağlı. Sarı görmüş olduğunuz bizim emniyet rölemiz. O da Kontaktro'na bağlı. Böyle bir sistem kurduğunuz zaman SIL 3 emniyet seviyesini sağlamış oluyorsunuz. Neye göre? ISO 13849'a 1 veya IEC 62.000 61'e göre uygun bir çözüm oluşturmuş oluyorsunuz. SIL 3'ü karşılamış oluyorsunuz. Eğer böyle bir uygulamanız varsa bunu da kullanabilirsiniz. Diğer avantajlarına gelelim. Şimdi Kontaktron içerisinde TRIAC'la yol veriyor. Dolayısıyla kontaktör gibi bir elektromekanik hareketi yapmadığı için çok daha uzun ömürlü, yaklaşık 10 kata kadar daha uzun ömürlü diyebiliriz standart kontaktörlere göre. Elektronik anahtarlama yapıyor çünkü. Onun dışında dışla temas eden bir şey olmadığı için yani toza karşı daha dayanıklı. Buna mesela çimento fabrikalarındaki konveyör sistemlerinden örnek verebiliriz. Mermer makinacıları olabilir. Aklınıza başka örnekler de gelebilir. Yani toza karşı çok daha dayanıklı bir ürün. Çünkü kontaktör dediğiniz zaman kontaktörlerin kontakları dış ortama açıktır. İçerisine bir toz girebilir. Onlar da yalıtıma gitmesine neden olabilir. Yani kontakların geçirgenliğini azaltır veya tamamen kapatabilir. Başka bir avantajı da standart kontaktörlere göre başka bir avantajı da faz kaybı veya fazlar arasında bir asimetri olması durumunda motoru durdurmasıdır. Bu da önemli bir özellik. Standart kontaktörün yapamadığı bir şey sonuçta. Faz kaybı da önemli bir şey. Faz kaybı olduğu zaman mesela 3 fazın bir tanesi gittiği zaman motor 2 faza kalır ve vuruntulu çalışmaya devam eder. Bu da hem motora zarar verebilir veya motorun işte mil veya diğer mekanik aksam bağlı olan mekanik aksamlarında sıkıntıya neden olabilir. Bu gibi durumlarda yine motoru durduruyor. Biraz daha detaya girelim isterseniz. Akım ayarından da bahsetmek isterim. Şimdi ilk baştaki fotoğrafta kırmızı bir pot görmüştünüz. 9 ampere kadar ayarlanabilen. Ve aynı zamanda 3 tane modeli de olduğunu söylemiştim kontaktörünün. Bir tanesi 0,6 amperdi, diğeri 2 amperdi, 2,4 amperdi yani. Diğeri de 9 amperdi. Bu 3 model de aslında üzerindeki o potu çevirdikçe 15 tane, 16 tane pardon kademe var. Bunu ayarlamak suretiyle akımı ayarlayabiliyorsunuz. 16 farklı kademede. Bununla ilgili tablo da yine data sheet'inde belirtiliyor. Ben o tabloyu buraya aldım sizlere göstermek için. Örneğin 9 amperlik bir kontaktörünü minimum 1,5 amper ayarlayabiliyorsunuz termik ayarını. 2, 2,5, 3 şeklinde gidiyor 9 ampere kadar ayarlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili de aslında bir prosedür var. Bu şimdi şöyle kontaktörün yeni bir ürün değil aslında. 2008 yılında çıkmış. Bugün itibariyle yani yaklaşık 11 senelik bir ürün. Ancak tabii yeni kullananlar var ve bu soruyla sıklıkla karşılaşıyoruz. Ürünü ilk aldığınız zaman tabii akım ayarının yapılması lazım. O üzerindeki kırmızı potu çevirmekle sadece akım ayarı yapılmış olmuyor. Onun bir prosedürü var. Şöyle ki üzerinde bir tane reset butonu var ön yüzünde. Bu reset butonuna 6 saniyeden fazla basılıyor. Basıyorsunuz. Cihaz parametre moduna geçiyor. Daha sonra kırmızı o potla istediğiniz akımı ayarlayabiliyorsunuz. Bu potu çevirirken de üzerindeki ledler, işte error, left, right gibi ledler farklı kombinasyonda yanıyor ve size kaç amper reset ettiğinizi bu tablodan görebiliyorsunuz. Böylece teyit de etmiş oluyorsunuz. Sonra reset butonuna bir kere basıp çekince bu değeri hafızaya alıyor. Bu aynı zamanda bir güvenlik önlemi. Mesela panonun biri panonun kapağını açıp işte oradaki potla ayarladığı sadece potu çevirdiği zaman akım ayarını değiştirmiş olmuyor. Çünkü böyle bir 6 saniyelik işte reset butonuna basma gibi bir prosedür getirilmiş. Bu da aslında ekstra bir güvenlik önlemi sağlamış oluyor.
Şimdi kontaktrum hem termik arızaya karşı koruyor dedik. Yani aşırı akıma karşı koruyor dedik. Hem de asimetriye karşı koruyor dedik. Bu gibi durumlarda ön yüzündeki ledler farklı davranıyor. Yani asimetriden dolayı durduysa öndeki ledler bu tabloda görmüş olduğunuz gibi farklı şekilde yanıyor ya da yanıp sönüyor. Termikten dolayı durduysa farklı şekilde yanıp sönüyor. Dolayısıyla siz hatanın tespitini bu ledler vasıtasıyla yapabiliyorsunuz. Bu farkı anlayabilirsiniz. Yani acaba asimetriden mi durdu yoksa termikten mi durdu şeklinde ya da başka bir şey mi oldu diye bu tablodan görebiliyorsunuz. Cihazın ön yüzündeki ledler vasıtasıyla bunu anlayabiliyorsunuz. Şu ana kadar standart kontaktöründen bahsettik. Geçtiğimiz yıl kontaktörünün haberleşmeli modelleri de çıktı. Buradaki fotoğrafta görmüş olduğunuz gibi haberleşme destekli kontaktör modellerini görüyorsunuz. Üzerinde kırmızı pot yok çünkü bu akım ayarı yazılım vasıtasıyla yapılıyor. Otomasyon sisteminizde CANopen, DeviceNet, Ethernet IP, Modbus, Profibus veya Profinet varsa bunlara uyumlu gateway'lerimiz var. Bu en başındaki görmüş olduğunuz ürün bir gateway. 30-32 civarı kontaktörünü bir gateway'e bağlayabiliyorsunuz. Bu tabloda gördüğünüz gibi aslında 32 tane bağlayabiliyorsunuz. Bu sistemin avantajı, standart kontak drone'a göre avantajı, kumanda kablosu çekmiyorsunuz. Çünkü motora sağ sol dönüş emirlerini otomasyon üzerinden veriyorsunuz. Yani yazılım üzerinden, haberleşme üzerinden vermiş oluyorsunuz. Bu nedenle kumanda kablosu tamamen ortadan kalkmış oluyor. Bu sistemin bir avantajı da şu. Cihazlar size bu kontaktöründen size çekilen akımı veriyor. Anlık olarak akımı yazılım üzerinden izleyebiliyorsunuz. Her bir motorun akımını ayrı ayrı izleyebiliyorsunuz. Bu tabloda görmüş olduğunuz gibi aslında akımı izlemezseniz 32 tane bağlayabiliyorsunuz bir gateway'e. Akımı da izlemek isterseniz sayı 21'e düşüyor. 21 tane motorun hem akımını hem kumanda kontrollerini yazılım üzerinden yapabiliyorsunuz bir gateway üzerinden. Gateway ile bu kontaktör onlar nasıl haberleşiyor derseniz burada R'ye takılan bir tane T-Bus dediğimiz bir adaptör var. Görüyorsunuz küçük kontaktörün üzerine oturduğu en sağdaki cihaz. Bunlar birbirine Lego gibi geçmeliler. Hem enerji beslemelerini buradan alıyorlar. 24 volt enerji beslemelerini buradan alıyorlar. Hem de haberleşmeyi kendi aralarında hallediyorlar. Bir yazılımımız var. Basit bir yazılım. Onun üzerinden ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Burada da kontaktör onları görüyorsunuz. Bu arada şunu da belirteyim. Birçok ürünümüz bizim gri, eski ürünlerimiz bazen yeşil kaldı. Şimdi bu da eski bir projeden bir fotoğraf. Yaklaşık 6 sene öncesinden bir fotoğraf. Artık ürünlerimiz gri olarak üretilmekte. Burada 50 tane kontaktör görüyorsunuz. Bu iki gözlü bir pano. 50 tane kontaktör var bu panoda. Ve yani ne kadar hani az yer kapladığını gösterebilmek için örnek olsun diye fotoğrafı koydum. Aslında pano daha da küçültülebilir çünkü araya aslında 2 santim boşluk bırakılması yeterli. Burada çok daha fazla boşluk bırakılmış. İstenirse bu pano daha da küçültülebilir. Haberleşme destekli kontaktör demiştik. Burada yaptığımız bir örnek var. Burada bir tane en soldaki görmüş olduğunuz yeşil kablonun bağlı olduğu cihaz bir Profinet Gateway. Yine kontaktör kasasında aynı kasada bunlar boyut olarak. Yanında da 28 tane kontaktör var. Görmüş olduğunuz gibi burada herhangi bir kumanda kablosu yok. O arkadaki T-Bus dediğimiz sistem üzerinden kendi enerjilerini ve haberleşme tarafını hallediyorlar. Sadece güç klemensleri onlar da alt tarafta. Onlar da zaten motora gidiyorlar. Kontaktör onların hem vidalı versiyonları var hem de push-in bağlantılı
versiyonları da mevcut. Biliyorsunuz Pushin bizim birçok ürünümüzde, rölelerden tutun tabii klemenslere, aşırı gerilim ürünü parafudurlardan sinyal çeviricilere kadar birçok üründe hem vidalı ürünlerimiz var hem Pushin bağlantılı ürünlerimiz var. Yine Kontaktron'da da Pushin bağlantılı versiyonlar mevcut. Bunlar şimdi bizim diğer standart model solistik rölelerimiz de var. Bu soruda geldiği için bunu da bu sunumuma eklemek istedim. Şimdi kontaktronlar 9 ampere kadardı. 4 kW'lık motorlara kadardı. Onun dışında da bazen solid state röle çözümü de soruluyor sıklıkla. Bunlar standart solid state röleler. Yani bunlar kontaktron değil. Bildiğimiz standart düz solid state röleler. Monofazede 20 kumanda tarafı 24 volt DC ve 230 volt AC olmak üzere çıkış tarafında 42 volt 660 volt AC'yi anahtarlayabilen 20 amper, 30 amper ve 50 amperlik modeller var. Bunlar bir fazla olanlar. Soğutucusu üzerinde. Yine soğutucusu üzerinde olan 3 fazlı modellerimiz mevcut. Bunda da yine kumanda tarafı 24 volt DC veya 230 volt AC olabiliyor. Çıkış tarafı 3 faz 48 volt AC ile 575 volt AC anahtarlayabiliyor. Bunlar da 37 amperlik ürünler. Bunlarda tek yön ve sağ sol yapabilen iki farklı model var. Yine bunların da dediğim gibi soğutucusu üzerinde ve bunlar dayanıklı cihazlardır. Bunları motorlarda kullanabilirsiniz. İnternet sitemiz phoenixcontact.com.tr. İsterseniz Kontaktron yazıp arattırabilirsiniz ya da fiyat listemizde, güncel fiyat listemizi internet sitemizden indirip ürün kodlarına bakabilirsiniz. Bulunduğunuz ürün kodlarını internet sitemizde arattırabilirsiniz ya da doğrudan internet sitemizde de arattırabilirsiniz. Bunlarla ilgili manueller herkese açıktır. İşte C belgeleri, kullanma kılavuzları oradan inceleyebilirsiniz. Ve sorularınız olduğu zaman da her zaman bizlere ulaşabilirsiniz. Phoenix Contact Türkiye YouTube'da, Instagram'da, LinkedIn'de ve Facebook'ta da yayınlar yapmakta. Phoenix Contact Türkiye'yi takip edebilirsiniz. Sadece bunun gibi webinarlar değil, farklı bilgilendirmelerimiz de oluyor. Ürünlerle ilgili yeni ürünlerin haberlerini de paylaşıyoruz. Buralardan takip edebilirsiniz. Örneğin Kontaktron'un işte akım ayarı nasıl yapılır ya da nasıl çalıştığına dair bazı videoları YouTube'da da Kontaktron ismiyle arattırıp izleyebilirsiniz. Katıldığınız için teşekkürler. Yine dediğim gibi her zaman bizlere ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. İyi günler.